Ay babacığım, yeter ama artık. Yüzün sabahtan beri asık, suratın sirke satıyor. Üstüme gelme Eda. Bak gene ortalarda yok. Nerede bu kadına? Söylesene, nerede? Bilmiyorum ki. Giderken bana da bir şey söylemedi, biliyorsun. Delirtecek bu kadın beni. Elim kolum bağlı ya, beni kudurtuyor. Kesin biriyle görüşüyor gizli gizli. Kesin. Acaba Çiliğin arkadaşının köpeğine karşı çıkmasa mıydım? Anan onu hazır kıskanmışken bunu bir koz olarak kullansa mıydım? Delirdin herhalde baba. Annem seni bir köpekten kıskanıyor diye sen de ona uyup bir köpekle mi beraber olacaksın? Of, ben ne dediğimi biliyor muyum? İçim daralıyor. Bunalıyorum. Sana içini rahatlatacak şeyi ben söyleyeyim Taceddin. Lütfen ne biliyorsan anlat Perihan. Dudu'nun dışarıda neler yaptığını ben de çok merak ettim. Bugün şatodan çıktıktan sonra gizlice onu takip ettim. Eyvah, yoksa korktuğum başıma mı geldi? Ay sahiden, annemin hayatında biri mi varmış? Evet, annenin hayatında gerçekten de biri varmış. Aman Allah'ım, yine mi? Ay, kalbim duracak. Eda, çabuk bana su getir, çabuk. Ay, dur Taceddin, sakin ol, fenalaşma. Sandığın gibi bir şey değil. Ne peki? Kimmiş bu adam? Çok merak ediyorum. Hadi söyle Perihan teyze. Yaşam perisi. Ne perisi, ne perisi? Yaşam perisi. Sevdiklerinden erken ayrılacak fanilere biraz daha yaşamaları için fırsat veren bir peri. Ben bir şey anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. O zaman ben sizlere anlatayım. Biliyor musunuz? Dudu hiç de sandığımız kadar kötü bir peri değilmiş. Taceddin'cim, sen az daha yakında yanımızdan ayrılacaktın, biliyor musun? Nasıl yani? Söylemeye dilim varmıyor benim. Ne yani? Babam ölecek miymiş? Az kalsın. Allah'tan Dudu sihirli küreden olacakları görmüş. Ama çok üzülmüş, çok ağlamış. Sen, kızlar, torunları duymasın. Yani bütün bunları duyup da üzülmesinler diye senin yaşaman için tek başına uğraşmış. Yaşam perisine gitmiş, yaşaman için sihirler yapmış. Ve Dudu'nun sana duyduğu sevginin gücüyle yaşam perisi sana biraz daha ömür vermiş. Ben inanamıyorum. Öleceğime değil, Dudu'nun bana hayat vermesi için tek başına mücadele etmesine inanamıyorum. Ne kadar ömür vermişler peki? 10 sene mi, 20 sene mi, 50 sene mi, ne kadar? Babam ölürse ben buna dayanamam. Bırak Eda, ömrüme bir gün bile katsalar, Dudu'nun sevgisiyle kazandığım o gün benim için dünyanın en güzel günüdür. Merak etme Taceddin'cim, Dudu sana itiraf edemese bile sana sevgisiyle verdiği ömür hiç de küçümsenecek bir ömür değil. Bana o kadar ters davranıyordu ki yemin ederim hayatında biri var sandım. Sanki öyleymiş gibi davrandı. Meğer ne iyi bir karım varmış benim. Şimdi Eda'cığım, Taceddin'cim, bana söz vermenizi istiyorum. Bütün bu bildiklerinizi sakın Dudu'ya belli etmeyeceksiniz. Yoksa bana çok kızar, tamam mı? Eminim eve son derece mutlu dönecektir. Ama sizlere asla belli etmeyecektir. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz veriyoruz. Betüş'e bile hiçbir şey söylemeyeceğiz. Aferin. Hoş bulduk. Ne o? Bakıyorum yaslı gittin, şen geldin. Ne bu sorgu sual? Hem size ne? Nasılsam nasılım? Doğru ya, bize ne? Onu unutmuşum. Neyse, ben bir şey sormadım farz et. Ben odama gidiyorum. Canım babacığım benim. Seni çok seviyorum. Ben de kızım. Ne bu böyle şimdi öpüş kokuş? Bilmem. İçinden geldi herhalde. Aa, senin sesin niye böyle buğulu ve titrek? Ay, ne oldu sana? Keşke Perihan'a söz vermemiş olsaydım. Şu an sana seni seviyorum Dudu deyip boynuna sarılsaydım. Ay, bir şey söylesene Taci. Yoksa sen ağladın mı? Ağlamadım. Niye ağlayayım? Ay, senden de bu beklenir zaten. Ağzından lafları cımbızla alıyoruz. Dudu, dur gitme. Ne var? Yok bir şey, yok, yok. Yaşadığın ve yaşayacağın için çok mutluyum. Bunu sana hiçbir zaman söyleyemeyeceğim ama yine de çok mutluyum. Ay, sana bir şey olsaydı üzüntümden ölürdüm. Ay, istesem de ölemem ki, ben bir periyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
hasret.